sevgili hayvanseverler. Bugün kedilerde diş taşı oluşumu, diş taşının diş etleri ve dişler üzerine etkileri üzerine konuşalım diye düşündük. Kedilerde diş taşı oluşumu diş eti çekilmeleri neden olur. Diş eti çekilmeleri de zamanla diş kayıplarına sebep verir. Bu nedenle diş eti çekilmelerine ve diş kayıplarına uğramamak için kedinize diş bakımı yaptırmanız gerekiyor. Birazdan diş bakımı yaptığımız bir hastamızın videolarını ve fotoğraflarını sizlerle paylaşarak daha açıklayıcı olmak istiyorum. Şimdi alt çenedeki dişe baktığımızda sağlam ve temiz. Fakat üst çenedeki azık dişine baktığımızda diş taşlarının oluştuğu ve diş etinde mölere neden olduğu gözüküyor. Gördüğünüz gibi bu kedinin alt azık dişi sallanıyor. Diş etleri de oldukça fazla şekilde, özellikle az dişinin altındaki diş eti de oldukça fazla çekilmiş. Dişi birazdan alacağız. Diş çekildikten sonra durumu bu. Çekilen diş üzerinde bir yorum yapalım. Gördüğünüz gibi her iki diş kökünde de kist oluşmuş. Bu diş zaten hayvan çiğnemesine kesinlikle yardımcı olmuyordu. Ayrıca ağrı veriyordu ve kedimiz maalesef kurbağa yiyemiyordu ve zayıflama durumundaydı bu şekilde. Dişini aldıktan sonra bir gün sonra normal beslenme üzerine geçtiğini öğrendik. Hastamıza şifalar diliyoruz, hasta sahibine de mutluluklar diliyoruz. Diş problemleri diş kayıplarına yol açabilir. Kedi ya da köpeğinizle uzun süre mutlu bir hayat sürmek istiyorsanız dişlerini ihmal etmeyin. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.